Şimdi bunun bir klasik cevabı var. Onu hemen söyleyeyim size. Nereye açsanız 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söylüyor. İşte çocuk kritik düşünce yeteneğine sahip olsun, iyi sunum teknikleri, problem çözmeyi iyi bilsin vesaire. Doğru, bunlar olabilir. Ama bence biraz farklı. Bunu farklı nereden söylüyorum? Bizim MEF öğrencilerinin işe girme serüvenlerinden çıkarttığım kadarıyla size söylemek istiyorum. Bunun 3 tane şeyi var, parçası var. Şimdi birincisi, iş dünyası veya kim işe alıyorsa ilk olarak şunu bekliyor. Mezunun veya oraya iş başvurusunda bulunanın zamanını boşa geçirmemiş olmasını bekliyor. Kendine ve etrafına faydalı şeyler yapmış olmasını bekliyor. Bu birinci şey. Tamam, bir okula gidiyoruz ama sadece okumak değil, okumanın yanında bir sürü işte boş geçirmemiş, faydalı şeyler yap. Birinci şey bunu bekliyor. İkincisi, hevesli insanlar bekliyor. Hevesi nasıl olunuyor? Yani bir şeyi öğrenmeye, bir şey üretmeye, bir şeyi yaratmaya, işbirliği yapmaya, yardımlaşmaya, yardım etmeye hevesli insanlar. İkincisi bu. Bu 1 ve 2 bence işin %90'ını falan tamamlıyor. Üçüncüsü de bence adapte olma yeteneği yüksek, yani uyuyabilecek insanlar arıyor. Şimdi insanların, bir yeni mezunun adaptasyonu nasıl yüksek olur? Ki MEF mezunlarının bu konuda ciddi şansı var. Mesela hızlı öğreniyorsanız, hızlı öğrenebiliyorsanız kolay adapte olabiliyorsunuz. Peki nasıl hızlı öğrenilir? Mesela soru sormayı biliyorsanız hızlı öğrenirsiniz. İngilizceyi iyi biliyorsunuz, hızlı öğrenirsiniz. Kendi branşınızla alakalı temel bilgilere sahipseniz ve bunları bir şekilde içinize sindirmişseniz, yani hukuksa hukuk, mühendislikse mühendislik, hangi? Bunun bir takım temel bilgileri var. Bunları sindirmişseniz o konuyla alakalı hızlı öğreniyorsunuz. Hızlı öğrenince uyum yeteneğiniz yükseliyor. Dolayısıyla sizin o iş yerinde ne kattığınız, o iş yerinin size kattığı süre kısalıyor ve verim artıyor. Şimdi bu kadar bence. Yani işin yüzde, hadi birkaç puan da dışarıda bırakalım, %95'i bu üç unsur. Bu üç unsuru eğer işveren görüyorsa veyahut mezun bunları yansıtabiliyorsa son derece başarılı bir sonuç oluyor. Biz MEF öğrencilerinde bunu görüyoruz. Yani MEF öğrencilerinin biz mezun istatistiklerine baktığımız zaman %85'lerin üzerinde bir başarı şeyimiz var, oranımız var. Ki bu kadar ekonominin büyümediği, iş piyasasının bu kadar daralmış olduğu bir dönemde. Çünkü bence MEF öğrencilerinin, bu MEF öğrencileri bu üç unsuru birden gayet güzel yerine geliyor. Zamanlarını boşa geçirmiyorlar. MEF öğrencinin CV'sine baktığınız zaman sadece aldığı dersler değil, bir sürü stajlar, bir sürü kulüp aktiviteleri, bir sürü gönüllü faaliyetler, işte Erasmus'lar, bir sürü faaliyet var. Hevesliler. Niye hevesliler? Bir şekilde kendilerine burada bir güven oluşuyor. Yani yapabilirim, başarabilirim güveni oluşuyor. Bir böyle bir ekosistem var, onları motive eden. Evet, başarabilirim. Hani şartlar zor ama görüyorlar çünkü. Mesela korona sürecinde bile dışarı çıkmanın yasak olduğu dönemlerde bizim işbaşı yapan mezunlarımız var. Bunu gördüğü zaman heves artıyor, özgüven geliyor. Bir de burada aldıkları eğitim hakikaten bu hızlı öğrenme, hızlı adaptasyonu da desteklediği için bu iş gayet iyi gidiyor.